insan-ı kafir ma ferrete fihi Allah'ın emrini birkaç gün için ben niye böyle yaptım, başıma getirdim. Lakin o tezekkürün faydası yok. Ne tevbe zamanidir, ne amel zamanidir. Ve enna lehu zikra, ne de ona tezekkür, ne de fayda verecek. Yani la yansahu tezekkürü. Ne kadar ağlasa, tezekkür etse, ne tevbe şeyhanı kabuldür, ne de fayda verir. Yekulu kendi kendine diyor, ya aleyteni kaddemtü li hayati, ya aleyteni kaşiki kaddemtü, ben dünyadayken imanu hayri takdim edeydim li hayati, bu hayatı ebediyeye. Hayatı ebediye olan bugün için, kaşiki ben dünyada imanımı, iman ile hayri takdim edeydim. Yani bu hayatı faniye dünyada, onun için bu ebedi olan hayatı mahvettim. Kaşki bu hatayı yapmasaydım da bugün için hayatımı hazar edeydim. Lakin hiçbir faydası yok. فَيَوْمَ اِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ O gün hiçbir insan onun azabı gibi azablenmez. Azap çünkü en şeni olan bir kabahat küfürdür. En şiddetli olan bir azap da cehennemdir. O küfrün en şeyini, azabın, amelin en şeyini yani yapmış, en büyük ve an cezaya da müstahak olmuştur. Onun gibi kimse azablenmez. Müfessirin azam derler ki, anlam bir manası daha da var. Kendi kabahatini bildiği için kendi kendini yiyor. Yani onun kendine yaptığı azab-ı lev, adeta cehennem azabından daha şiddetlidir. وَلَا يُوْسِقُ وَسَعْتَهُ وَحَدْ Onun bağladığı gibi kimse de bağlanmaz. Azap çekilmez çünkü en büyük hareketi yapmış, iman yoktur. Küfürden bahsettikten sonra Kur'an-ı Azimüşşan'ın adeti imandan da bahseder. Ya müminlerin hali, nefis kendi kendine kalırsa daima fenalığa gider. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰهُ مَبَالَغَ اِلَى فَنَالِهِ اَمْرِدَرْ Fenalık nedir? Allah'ın emrine muhalefet. Filanın malını yiyip, filanı taz, tukun, filanı deyakat, filanı bilinmeye bunun gibi. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰهُ Nefis kendi kendine kalırsa, terbiye olmazsa, وَبَالَغَ اِلَى فَنَالِهِ söyler. Eğer lütfi ilahi yardımcı olur da biraz terakki ederse, levvame olur. Fenalık yaptığı zaman kendine levm eder. Bak bir insan yaptığı hatayı akibinde peşiman olmadı mı? Nefsi emmara dedir. Ne zaman ki yaptığı hatadan sonra bir nedamet hasıl oldu, kaşke ben bunu yapmasaydım, bu terakki etmiş, levvame olmuş, levm ediyor. İyi akıbete gidiyor. Emmara'da kalırsa fenalığa gider. Eğer Allah ihsan etti, bir derece daha çıkarayım, yukarı çıktı mı, mülhime olur, ilham ediyor. Hayri gösteriyor. Hayır neredeyse onu gözüne güzel gösteriyor. Meylettiriyor. Eğer de haz ya da lütfü ilahi zuhur ederse mutmain ne olur? Hayrin üzerine etmeyle hasıl olur. Onun gaybini anlamaz. Zihnine bile girmez. Böyle nesil sahibiyle kıyamette radiye ve merdiye olur. Allah razı olur, o da Allah'tan razı olur. Bakın erbab-ı nüfus. Bazıları emmaradır, daima fenalığı seyreder. Emmaradır, tabindir. Eğer bunun üzerine girerse çok fena. Eğer bundan terakki edilse, bir levvama olursa, yaptığı hatanın akibinde kendine kabahatı zaten en iyi bir meclis insanın nafi olan meclis, Allah'a karşı kendi ibadetini küçültmek ve kabahatlerini daima hatırlamaktır. Ya Rabbi, kusur olurum çok. İbadetine güvenmemek, ne olursa olsun Allah'a karşı insanın yapacağı ne olabilir? Hiçbir kıymeti yok. Fakat yaptığı hataları da devamlı nefse ve nefsin başına ya Rabbi beni muhafaza edin. Eğer biraz yukarı olursa levame olur. İki, üçüncü dereceye çıkarsa mülhime olur, hayri ilham eder. Hiç düşünmeden hayrın karşısına geliyor. Eğer daha yukarı gidersen mutmain ne olur? Hayrin üzerine etmeyle hasıl olur. Başka cihet zihnine gelmiyor. Bu nefs-i mutmainne sahibi de
Raziyedir ve merziye. Razidir Allah Celle Celaluhu yaptığı dünyadaki az bir zamanın ameline mukabil ne büyük bir nimet ihsan etmiş ya Rabbi. Şükredir, elhamdülillah. Allah da bundan razidir. Rıza-i İlahi de ahirenin her şeyin fevkindedir. Şimdi ya eyyetühen nefsül mutmainne, ey nefsi mutmainne sahibi, hayrın üzerine kararlaştırılmış, başka şey zihnine gelmiyor ve takip etmiyor. Gelse bile insandır. Allah Celle Celaluhu bize hiç günah yapa demiyor ki. Çünkü beşerin üstü edadinden farkındadır. Mala yutak tekbiri. Gücü yetmeyen bir şeyi teklif etmez. Beşer bir insan ister istemez bazı hataları olur. Fakat bize Allah'ın emri tevbe-i amin, hatanın akibinde tevbe. Tevbe etme demiyor, hata etme demiyor. Çünkü beşerin hasılesi haricindedir. Ancak peygamber olmadı ki masum olsun. Fakat hemen günahları kaptı mı, zihnine geldi mi tevbe-i istiğfar etmek. İnsanın kalbine bazen çok şeyler gelir. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Bir insanın kalbine birisi soruyor. Soruyor diyor ki, efendim bazen insanın kalbine dine muhalif bir hal zuhur ederse ne yapsın, ne yapsın? Buyurmuş ki, eğer bu geldiği zaman kalbinde bir korku hasıl olur da korkusundan belki imanıma helal olur. Bunu söylemez, nefsi alemine kevren takip etmez, işte iman bulur. İmanı var ki bunu söylemiyor, dışarıya atıyor. Ve sonra bu halin imana hiçbir tesiri yoktur. Çünkü kalp elde değildir, bazı hataları yapar. Fakat onun akibinde âmentü billâh ve bi resûlillâh ve bi mâ câ min indillâh ve min indi resûlillâh. Hiç insandır, bir şey gelir, akibine tevbe eder. Bir destini yahut bir evi 30-40 sene kullandı mı kirleniyor. Nasıl dumanlar dolduruyor. Böyledir, nefkal de böyledir. Nihayet kirleniyor. Kirlendiği zaman nasıl onun badanası ve temizletiyor? Kalbin de badanası tevbe ve istiğfardır. Allah'a rücua etmek, tevbe ve istiğfar etmek kalbin tasfiyesi için bir badanadır. Nefk-i mutmain ediyor, hakkın üzerine etmeyen hasıl olur ve o üzerine de iman ahirete girecek. Bu nefs-i mutmainne sahibi de olur ki etmeyenden evvel bazı şeyleri olmuştur. Fakat tevbe ile onlar yine zahal olmuş, mutmainnedir. Nefs-i mutmainne sahibine hitap ediyor melekler lisan-ı ilahi ile. Ya eyyetühen nefs-i mutmainne, ey nefs-i mutmainne sahibleri, irci'i ila rabbiki râdiyeten merdiye. İrci'i rücu ediniz, dönünüz. Rabbine emrine dönünüz. Hem nasıl dönünüz? Razı olarak Allah da sizden razı olsun. Siz Allah'tan razı, Allah da sizden razı olarak emri ilahiye dönünüz diyor. Müfessirin azam dellet diyayeten fedhuli fi ibadî vedhuli cenneti. Bundan sonra fedhuli fi ibadî, ey nefs-i mutmainne sahibi, benim has tefsirlerin verdiği mana, has kullarım, salih kullarım, ibadî kendine izafe ediyor, kıymetli olduğun için. Benim kullarımın zümresine gir, vedhulî cenneti, onlarla beraber cennete girersiniz. Ey nefs-i mutmainne sahibi, benim kulumun, kullarımın arasına giriniz. Salih kimselerle ihtilat ediniz, vedhulî cenneti, onlarla beraber cennete girersiniz. Müfessirin-i azamın verdiği mana bu ayeti budur. Ehl-i mana olan Mevlana Celaleddin Kaddesallahu Sebrehal Aziz diyor ki, Kur'an'ın manası çok. Sizin dediğiniz mana da matruftur. Fakat bizim de düşündüğümüz mana budur. Fedhuli fi ibadî, salih olan adadlerimin, kullarının kalbine giriniz. Vedhuli cenneti, onlara ehli cenneti, siz de onlarla beraber cennete girersiniz. Evliyaullah'a muhabbet ediniz. Evliyaullah'ı kendinize kıyas etmeyiniz. Onların kıymeti olmaz ilahide. Velev ki ölmüş olanlar da olsun. İster hayatta olsun, ister vefatta olsun, tasarruf sahipleriyle. Mevlana diyor ki, çok zaman
atılmış olan oku yerinden çevirirler. Yani kazayı ilahi mübren değilse çevirirler bunlar. Allah'ın büyük insanlarıdır. Bunların muhabbet bağlayınız. Hayatı ise kalbine girersiniz. Hayatı değilse muhabbetiniz dolayısıyla yine o demektir. Onlar zaten ehli cennet olduğu için siz de beraber cennete girersiniz. O da öteydi. Bu da aynı o mazlum üzerine geliyor. Ve şemse ve duhaha, kasem ederim şemse, dünyayı ziyasıyla parlatan güneşe, bir tane kasem var burada. Ve duhaha, onun duhazi zamanı, koşluk zamanı dediğimiz zaman en genç zamanıdır. İlkinde çıktığın zaman biraz zayıf çıkıyor. Ondan sonra öğle zamanına kadar çok kuvvetli şey, öğleden evvel, öğleyle, sabah erkenden ortasında işraf zamanı, güneşin parlak zamanıdır. Onunla beyan ediyor. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Ondan sonra gelen ayya genci kasem ediyor Cenab-ı Hak. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا Nehar, gündüz, zuhur ettiği vakit. وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَاهَا Gece karanlığı zamanı, ki ibadet zamanıdır. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا Semavati de semayı bina eden ki Cenab-ı Hak'tir. Vel ardı ve mâ tahâhâ. Erde kasem ediyor ve mâ tahâhâ. Erdi halk eden. Çünkü nefsi kendi zat-ı arzasına yemin ediyor. Ve nefsin ve mâ sevvâhâ. Bir nefsi insanı, insanın nefsini halk eder. Evvela halk eder, bir fakir. Ondan sonra onu tesviye eder. Tesviye-i terabiye olduğu gibi vücudun tesviyesi de bu. Baş yapar, el yapar, kol yapar ve mahluk tesviye eder. İnsanı halk ettikten sonra فَاَلْهَمَهَا فِجُورَهَا وَتَقْوَاهَا İlham ediyor, nefsine beyan ediyor ona. Fücuri nerededir? Tekvâsın yer. Bak Cenab-ı Hak insanı halk ediyor. Halk ettikten sonra da, halk ettiği zaman alın yazısı diyoruz ya, kinayedir, alnında yazısı değil. Cenab-ı Hak insanı halk etti mi? Ne kadar yaşayacak, ne yiyecek, yiyeceğini, ömrünü, hepsini takdir eder. İşte فَاَلْهَمَهَا فِجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Onun fücuru tekvasını ilham eder. Bu onlarla kasem eder, cevabı kasem bu. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ اَفْلَحَ صَالِح oldu, faiz oldu, azaptan hilas oldu. مَنْ زَكَّاهَا tesbiye eden, nefsi takdir eden, nefsini tevbe ile takdir eden, tesliye, zekata zekat verirler çünkü mal-i kerîde gider, mal temiz oluyor.